Merhaba arkadaşlar, Her Şey Doğalca YouTube kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar, size sunumu ve tadı harika bir tarifle geldim. Şimdi sizlerle birlikte harika bir pilav ve tas kebabı yapacağız arkadaşlar. Gerçekten tadı ve sunumu görsel olarak şahane. İnanın bunu misafirlerinize denemenizi şiddetle tavsiye ederim. Gördüğünüz gibi kendi tabağı çanağı içinde bu şekilde pilav ve tas kebabı. Şimdi tarife geçelim arkadaşlar. Şehriyeleri kavurduktan sonra gördüğünüz gibi pirincimi üzerine aldım. Arkadaşlar bu şekilde yavaş yavaş karıştırarak kavuruyorum pirincimi. Pirincimi ve şehriyemi. Tabii ki şehriyeyi öncesinde kavuruyoruz. Üzerine bir yemek kaşığı tereyağı ekledim arkadaşlar. Ve şimdi suyunu ekledim. Bu şekilde tereyağı kokusunu daha güzel alırsınız. Tereyağını öncesinde eritip kavurduğunuz zaman pilavınızda kararma olacaktır arkadaşlar. Aklınızda bulunsun. Tabii ki kavururken üzerine birkaç damla limon suyu ve bir tane kesme şeker atıyorum. Şimdi tas kebabı tarifine geçelim arkadaşlar. İnce bir tane soğanı ince doğradım ve şimdi yağda çeviriyorum. Birkaç kaşık sıvı yağda. Üzerine şimdi doğranmış kapya biberlerimi, sivri yeşil biberlerimi, ondan sonra bir büyük domatesimi bu şekilde ekledim. Ve onları da hafif çeviriyorum. Ve yine bir kaşık tereyağı ekledim arkadaşlar. Bir yemek kaşığı salçayı unutmayalım arkadaşlar. Salça da yine içinde. Dikkatli bakarsanız gözüküyor. Ve şimdi etimi, kuşbaşı doğranmış etimi bu şekilde üzerine alıyorum. Onların kavrulmadan önce eti ilave ediyorum. Çünkü bunun sebebi sebzeler etten daha önce pişer arkadaşlar. Bu yüzden ön kavurma işlemine gerek yoktur. Çünkü sebzeler eriyip tekrar et üzerine koyduğumuz zaman sebzeler etle birlikte kavrulurken daha çok kararmaya. Üzerine koyduğum baharatları sayayım arkadaşlar size. Kekik var, kimyon var, karabiber var, tuz var. Bu kadar yani arkadaşlar. Çok fazla da baharata boğmaya gerek yok. Çünkü etin tadını almanıza engel olur. Daha fazla baharat eklerseniz. Arkadaşlar gördüğünüz gibi baharatı önce attım. Ondan sonra kapağını kapattım. Direkt karıştırmadım ki baharat kendi etin buharıyla aşağıya salına salına kendi başına tadı ve kokusu inmesi için. Bu şekilde 2 su bardağı su ekledim kavrulan etimize. Eti de çok fazla karıştırmadım. Kavrulurken sadece 2 kez karıştırdım. Ve sunumumuz da bu şekilde arkadaşlar. Gördüğünüz gibi boş bir kaseyi yüzüstü kapatıyoruz. Yine büyükçe bir kaseye, kendinden büyük bir kaseye. Ondan sonra üzerine pilavımızı böyle sıkıştırarak şey yapıyoruz, düzleştiriyoruz ve ters çeviriyoruz arkadaşlar.